Buna ne pilavı diyorlar? Hıdrellez pilavı. Hıdrellez pilavımızın malzemelerini hemen izleyicilerimize söyleyelim. Pirincimiz var. Önceden haşladım. Hem bulgur hem pirinç mi bu? Yıkadık şimdi bunu. Bulgur da var içinde. Bulgur da koyduk. İkisini karıştırıyoruz. Diğer malzemelerimiz? Kuzu ciğeri. Evet. Kuzu ciğerini de koymuşuz içine. Yağ mı var? Hafif kendi yağ mı olsun istedin? Hafif, kuyruk yağı. Evet. Kuyruk yağıyla ciğeri kavuruyoruz. Sonra pul biberimiz var. Evet. Tuzumuz. Kekimiz, karabiber. Bu da soğan, nane, maydanoz, dereotu. Hepsi birlikte kıyılmış ince. Bunlar ne için? Az sonra söylemiyorum. Söylemiyorum az sonra. Malzemelerimiz hazır. Ciğerimizi de kavurduk şimdi. Hazırlamaya başlıyoruz. Hıdrellez pilavı karşınızda. Hatice abla şimdi baharatlar mı gidecek? Ciğere koyacaksın. Evet. Tamam ekleyelim baharatlarımızı. Neler vardı hatırlıyoruz. Karabiber var. Buna içine pilava karabiber koyuyorum. Pilava karabiber. Üstüne yapacağız bunları. Pul biber ve kekik de ete. Evet. Ekliyoruz. Tamam. Malzememizi harmanladık. Güzelce karıştırdık. Evet. Bunlar işe yarayacak şimdi. Ya, çok ilginç. Bunun üzerine mi dizeceğiz bunları? Evet. Tamam. Neden? Eti koyacağız ya. Bu et, bunun malzemesi miydi? Evet. Ne eti bu? Kuzu. Kuzunun budu. Evet. Haşlanmış kuzu budumuz var. Evet. Sağ tarafta. Onu üzerine, yani tepsinin üzerine koyacak ama pirinçlere dokunmaması gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? Şu sopaları koyuyoruz. Buradaki pilavların çatısı kuzudan gördüğünüz gibi baharatlandı, üzerine yerleştirildi. Bunun galiba suyu ilave edilecek. Evet. Sonra fırına mı gidecek? Fırına girerken suyunu koyacağız o zaman. Sonra pilav piştiğinde? Pilav piştiğinde. Afiyetle yiyeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. İşte bu kadar. Hıdrellez pilavı şekliyle de görüntüsüyle de çok konuşulacak bir pilav. Tadına bakacağım, onu da anlatacağım size birazdan masada. Hatice ablacığım teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim.